kim ister? Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşun kelebeği, bir taşı sevin ister. Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin ister. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir taşı senin ister. Hemen hazırlanman lazım. Ali Çavuş seni istasyona kadar götürecek. Tren saat 9'da. İyi ama bu köyü nasıl terk ederim? Mecbursun kızım. İnsanlarını, dağını, taşını, toprağını, suyunu, her şeyini seviyorum. Dünyanın her yerinde sevgiye, yardıma muhtaç insanlar vardır Ayşe. Yeter ki bir nur gibi etrafına saçtığın iyilik ve mutluluğu kaybetme. Toprak bile olsa ayrılmak kolay değil anadan babadan. Senin gibi okumuş olurum diye geliyorum ana. Canım babam benim. Sen bana her şeyden memnun olmayı, daima Hakk'a şükretmeyi öğrettin. İşte sözümü tutuyor. Sizlerden ayrılırken bile ağlamıyorum. Toprağınız bol, mekanınız cennet olsun. Arabalar, domofiller sürüyle. Para dersen aha böyle cuval cuval. Vay canına! Elbette ya! Sen şimdi teyzeni bırak da söyle bakalım. Bu köpeğin kağıtları tamam mı? Biletini aldın mı? Aşısını yaptırdın mı? Hadi oradan! Karşınızda bir gaz çobanı buldunuz, enayi gibi yutturmaya kalkıyorsunuz. Bir gara itinde bileti mi olurmuş hiç? Yok kafa geldiymiş de yok aşıymış. Benim görü! Kızma yavrum, hakikaten öyle. Her yerin kendine göre bir kaidesi, kanunu vardır. İyi öyleyse, biz de köye gelen şehir arabalarından bilet keselim ha! Yaman çarıklı! Çarıklı senin babandır! Demek köyde kas çobanıydın ha? Öyleyse güzel kaval çalarsın. Kız kız mı kaval çalmaz? Peki, ne yapıyordun kazları otlatırken? Ha, söyle bakalım, ne yapıyordun kazları otlatırken? Hiç! Türkü çağırırdım bazı bazı. He, hadi öyleyse, bir türkü çağır da biz de dinleyelim. Hadi ha! Olmaz! Neden? Bakarsın türkü içinde bilet kesmeye kalkarlar da... ...ne olur ne olmaz! Boncuk, su! Gir içine! Sesini çıkarma boncuk! Ne? O ne? Şey... ...Kalkak! Köpek yasaktır burada! Köpek değil o, boncuk! Encik boncuk, her neyse! Öf! Nereye götürüyorsun onu? İlk durakta inecek! Memnun olman lazım boncuk! Vah, senin için koskoca diren duracağı! Ya kaldırıp pencereden atsalardı? Güle güle boncuk! Oh,
sonra gelebildi bu kasabaya tekrar. Kim bu adam Nermin teyze? Bir aşık garip. Sevdiği kızı alamayınca uzaklara gitmiş. Yıllar sonra dayanamamış gelmiş işte. Hadi evladım yavrum. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Gerek. Ayşe! Aaa! Beni karşılamaya gelmenize ne kadar sevindiğimi anlatamam. Üstelik tahmin ettiğimden de gençmişsin. Valizin filan yok mu? Yok, bundan başka yüküm yok. Peki, gidelim o halde. Binsene yahu! Kıza baktım da. O köylü kızına mı? Trende beraberdik, çok hoş bir kız. Aaa! Tarlalarda yüzlercesi var ayol, o hömücüklerin! Ne güzel tomofiliniz var! Hadi bin! Bin bakalım! İyi bir araba! Seni o kadar sevdim ki teyze, üstelik beni buraya kadar karşılamaya gelmen. Babam her zaman söylerdi. Teyzen çok iyi bir kadındı derdi, seni görünce ona hak verdim. Çok mersi ama bir yanlışlık yapıyoruz galiba, ben teyzen değilim ki. Ya! Kimsin? Yanında çalışıyorum teyzenin. Peki senin adın ne abla? Peyker. Bak Peyker abla! Teyzenin beni karşılamaya gelmediğine memnun bile oldum. Neden o? Çünkü bu arada seninle danıştım. Biraz sonra da nasıl olsa onunla karşılaşacağım. İki katlı sevinç olacak, daha iyi değil mi? Ay ne şeker şeysin sen öyle. Düşeş! Çüş! Eşek zarı! Bu buraya birin. Şimdi sıra bizde bakalım. Hadi oğlum bakayım. 2-1 oyna. Sende de amma el var be miyelim. Sen tutsana be kardeşim oradan Allah Allah ya. 2-5, 2'den 2. Bu iş burada biter. Eyvallah! Allah! Dikkat etme kardeşim! Biraz da işimize bakalım. Bakalım miyelim. Tren de geldi zaten. Evet beyler, şahane hediyelikler bunlar. Ne şans be! Buyurun! Şahane hediyelikler! Buyurun! Geldim! Yunus! Seninki gene yenildi! Olacağına bak şu ya baba! Hadi bakalım, şahane hediyelikler! Buyurun, buyurun beyler! Mirim, mirim, buyurun! Yunus Reis! Emret abla! Yunus Reis, hanımefendi balık istiyor! Ben akşama getiririm, bunlar size göre değil. İyi, öyleyse geç kalma! Arabadaki kız kim be? Duymadınız mı? Handan Hanım'ın yeğeni gelecekti, o olsa gerek! Hanımefendinin yeğeni böyle köylü olur mu be? Rahmetlinin kızı, hey gidi! Fakir bir muallime vardı diye attılar yuvadan zavallıyı! Sonra da bir köyde öldü! Bu da onun kızı besbelli! Aha! Oo, Ali Bey de gelmiş! Aslan gibi oldu maşallah! Al bakalım, seyir zıkkım olsun! Yoo, öyle deme, bileğimin hakkıyla! Bileğine köpek etsin senin, ye bakalım! Doktor Ferit değil mi o? Bak sen işe! Kimmiş o? Bilmezsin, buralıdır. Ama bir gönül meselesi, kaçtı gittiydi. Yıllardır görünmediydi. Aa, bırak şimdi, gelene bak! Amanın cümbüş var! İstediğin bu muydu? Ayıp ettin deli bey amca! Ölü senin babandır, dur zıyı! Kızma be amcacığım, seviyorlar seni işte! Defol mikrop, ha sen onlardan daha hırgılısın!
Dur. Bak. Oldu. Defol namussuz, seni rezil edepsiz namussuz. Amca saat kaç? Bakayım saat. 5'e 10 var. Tam 5'te gel burnumu ye. Vay namussuz, millet seni gebertti. Kıyma bana amcacığım, bu öğretti. İkiniz de geberin emeği! Ay yapma amca! Yapma amca! Hayır, yoksa kiraz mı istedi yavrum? Sana olay kiraz! Haksızsın Mirim, bahçende kirazdan geçilmiyormuş! Süzülme daha! Bir tane kopardık mı dövüyor bizi! Hayır, haksızsın işte, hiç böyle konuşma! Sonra çocukları bodruma kapatıyormuşsun! Oh olsun, iyi halt ederim! Evinin mahzeni çocuk iskeleti doluymuş. Darısı başına velet! Bak amca, bir avuç meyve için kasabanın çocuklarına eziyet etmeye hakkın yok! Ne halt edeceğiz de? O kirazları toplayıp çocuklara dağıtmazsan gelir hepsini yolarız! Yolarız efendim! Gelin, ben de sizi çiftemle beklemesem nah boyle olay, nah! Benim odam kim bilir ne güzel ve süslüdür, değil mi? Ya hadi! Bak, bu da bahçıvanımız Selman ağa! Öpeyim elini! Estağfurullah be kuzum! Hadi, yürü Ayşe! Fe subhanallah! Tıpkı anası! Ooo! Zaray gibi! Ay! Yabancı sandım! Benmişim meğer! Kendimi bu kadar büyük hiç görmemiştim! Ne güzel şey bu! Piyano görmedin mi hiç? Yoo! Bunlara benzer hiçbir şey görmedim ben! Görmediğime de memnunum! Yoksa bu kadar şaşırmaz, bu kadar sevinmezdim! Teyzem nereden? Gel! Hoş geldin! Teyze, teyze! Dur orada! Sensin demek ki. Evet, Ayşe. Adın ne olursa olsun, önemli değil. Önemli olan daha başka şeyler var, annen ve babam. Bu çatı altında yaşadığın müddetçe onlardan bahsetmeyeceksin. Adlarını anmayacaksın. Çünkü annen hislerine mağlup zayıf bir kızdı. Hepimizi çiğneyerek basit, cahil bir köylüyle evlendi. Babamın ölümüne sebep oldu. Onlar da genç yaşında ölerek bu lanetlenmiş aşkın cezasını çektiler. Bütün olanlara rağmen seni yanıma almam büyük fedakarlık. Bunun kıymetini bil. Peki teyze. Elbiselerin çok çirkin. Daha iyisi yok muydu? Var elbet. Hem de ipekli. Seni adam kılığına sokmak çok güç olacak. Tıpkı bir dağ keçisine benziyorsun. Her tarafın kirpas içinde. Leş gibi de kokuyorsun. Peyker! Efendim! Hemen götür şunu hamama sok. Saçlarını tararken dikkat et. Böcek falan varsa gaz yağı sür saç diplerine. Peki efendim. Yemek saatine kadar hazır olsun. Emredersiniz. Gel Ayşe. Beni bitli sanması biraz tuhaf ama ne de olsa hamama gelmek fena bir şey değil. Teyzen biraz sertçedir ama iyidir. Aa, elbette iyidir. Annemin öz kardeşi. Ya. Babam annemin bir melek olduğunu söylerdi. Sahi babamdan bahsetmemi niye yasakladı? Herhalde benim iyiliğimi düşündü. Babamı anarken özülürüm diye bu yasağı koydu besbelli. Yalnız teyzemin bir özüntüsü var gibi geldi bana. Oh, Allah'ım ne tatlı şey! Adın ne senin bakayım? Prenses! Oo, demek sen de kızsın boncuk gibi! Hadi! Burayı da sen mi ovardın? Evet, daha güzel olmasını isterdim ama alt tarafı hizmetçiyim ben burada! Eline sağlık! Pek güzel olmuş işte! Sen bir de köydeki odamı göreydin! Burası oraya göre zarar kalır! Öyle de olsa birkaç koltuk, sehpa, sonra şuraya da bir ayna asmak isterdim. İyi olmuş ayna olmadığına. Suratımdaki benekleri görmem hiç olmazsa. Aa, onlar sana çok yakışıyor ama. Olsun, sevmiyorum onları. Gidiyor mu? Hı hı.
bekliyor. Allah Allah! Nereye gitmiş olabilir? Kim bilir, tıpkı bir meleğe benziyordu. Belki de gökyüzüne uçmuştur. He? Senin melek uzağa gitmemiş, teora bak! Ah, hay Allah! Ne işi var orada? Daha ilk günden laf işleyecek, bak sen! Ayşe! Ayşe! Ay, gel ablacığım, ay, gel! Öldüm, gel! Ah, ay çekme, dur, dur! Şu güzelliğe bak! Cennette sanıyorum kendimi! Ben de cehennemde sanıyorum! Kayboldum diye ödüm koptu kız! Etrafı görmeye geliverdim! Ama seni merakta godumsa kusura kalma! Beni boş ver ama teyzen! Neye? Böyle güzel yerlerde gezmeme sevinir herhal! Sen her şeyden memnunluk çıkarıyorsun, iyi vallahi! Heybet! Göççükten beri oynarım bu oyunu! Ne? Oyun mu? Ha, memnun olmak oyunu! Aa! Babamdan öğrendim! Göçücüktüm! Bizim göyde zelzele oluyordu. Ölenler, yaralılar, koca koca cadırlar, bir kıyamet ki sorma! Şehirlerden yardım sandıkları geliyordu. Yiyecekler, fistanlar! Bir gün sandıktan bebek çıktı. Babam onu anası babası ölmüş bir garip çocuğa verdi. Ama benim aklım bebekte kalmıştı. O gece bebek diye ağladım. Babam da bundan sonra gelecek ilk bebek de senin olur dedi. Artık açılan sandıkların başından ayrılmıyordum. Bir gün kocaman, süslü bir kutu çıkıverdi sandığın birinden. Bebek mi? Yoo, ufak koltuk değnekleri çıktı. Ya, ben gene ağlamaklı oldum. O zaman babam dedi ki, bak kızım, buna da sevinmelisin. Koltuk değneklerine mi sevinecekmişsin? Hey ya! Sakat olmadığım için, koltuk değneklerine ihtiyacım olmadığı için sevinmeliymişim. Ne kadar doğru değil mi? Ha, dur kız, aklım karıştı. Karışmasın! O değnekleri taşıyan göçük çocuk, kim bilir ne kadar büyük acılar çekmişti. Başka bir sakat çocuk için göndermişti onları. İyi ki o ikinci sakat çocuk ben değildim. Hiçbir yerim acımıyordu. Koşup oynuyordum. Bundan büyük saadet olur mu? Doğru vallahi. Elbet doğru. O gün bugündür babamın nasihatini unutmadım. Her zaman oynarım bu memnunluk oyununu. Her şeyden zevk almasını, ders almasını bilmek lazım. Beterin beteri vardır değil mi ya? Elbet. Ama teyzenden daha beteri yoktur. Hı? Yani eve geç kaldık, hadi koş, yemeği beraber yiyeceksin! Ne kadar sevindim buna! Kaldır o tabağı sofradan! Çocuk içeride, sizle beraber yiyecek yemeğini! Sana değer verdim, soframı aldım! Ama geç kalmakla buna layık olmadığını gösterdin! Ceza olarak mutfakta yiyeceksin, anladın mı? Anladım teyzeciğim! Mutfakta yesem de memnun olurum ben! Peker ablamla bahçıvan amcayı pek sevdim zaten! Sormadığım şeyleri söyleme lütfen! Bana evet veya hayır diye cevap verilmesini isterim! Baş sallanmasından hoşlanmam! Hay Allah kahretsin, nedir bunlardan çektiğim canım? Yine yemeğin dibine dara ekmişler! Ben bu kızcağıza ne yedireceğim şimdi? Hiçbir şey vermeseniz de olur, ekmek o kadar güzel ve taze ki! Öyle şey olur mu? Ha, al ben sana biraz zeytin vereyim de, katık et bari, hadi! Zeytine bayılırım! Aman 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 aman, dünyanın iğnesini yedim, romatizmalarım bana mısın demiyor! Romatizmalarım mı var senin? Öyle güzel bir ilaç biliyorum ki! Ah, almadığım ilaç mı kaldı benim kızım? Doktorluğun da var ha! Babam çok ilaç bilirdi de ondan öğrendim! Şu benim yüksürüğüme bir çare bul bere yav! Gayet kolay! Sigarayı azaltıp hatmi suyu içeceğiz! İyi gelir mi de? Bana da bir ilaç söyle bari! Ne için? Koca bulmak için! Allah Allah! Hey maşallah! Kefala gel! Kefala! Canlı canlı! Canlı canlı bunlar bu!
Hop! Dümeş! İkiden iki! Ne düş be, ne şans be! Ver bakalım paraları! Al da paran kadar konuş. Başka paran var mı? Hadi git işine be sen de! Hadi eyvallah! Elim! Affedersin! Bir şeyiniz yok ya! Yo, hiçbir şeyim yok! Tanıdın mı? Yo! Köyden gelen kız! Ay, o muydu Rüküş? Bilakis çok tatlı! Saf ve güzel! Aman, hadi be sen de! Amca saat kaç? Bakayım saat! Bakıyor seni! Bak, namussuz! Amca dur, niye kovalıyorsun çocuğu? Kiraz mı vereceksin yoksa? Başlatırsın kirazına bak şimdi, pok yerine ol! Gözünüzün önüne baksanıza, kör gibi ne gidersiniz? Nereye gittim ben? Kaçırdım onu! Acayip adam! Deli amca derler, Antika'nın biridir. Her gün kızdırırlar onu. Niye? Çok hassismiş derler. Bahçesinde bir yığın meyve varmış, bir tekini vermezmiş kimseye. Hele çocuklara ifrit olurmuş. Aa! O gacan çocukken bilmem serseri bir oğlancık. Aa, merhaba doktor bey! Merhaba Peker Hanım, merhaba. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Dren'le beraber gelmiştik, sen nereden tanıyorsun? Aa, teyzenin yavuklusu! Vay, değil mi? Ya, kasabada meşhurdur onların aşkları! Nedense bir gün bozuşmuşlar, doktor çekip uzaklara gitmiş. Yıllar geçmiş, ikisi de hala evlenemediler, bak! Yazık, barışsalar bari! Buldun, selam bile vermezler birbirlerine! Sen teyzeni bilmezsin, ne çetin cevizdir o! Hoş adam ha, teyzeme de bir uygun ki ha! Hay Allah senden razı olsun, avlarım bayağı kesildi! Havalar ısındıkça daha da iyi olacaksın! Bunlar kime? Bir Allah'ın cezasına, hanımefendinin merhameti! Ben olsam zırnık bile yollamam o rezil karıya! Kimmiş o? Yatalağın biri, teyzen de her gün yemek gönderir bu musibete! Fena mı? Kadını görsen iyi mi, fena mı anlarsın! Kuş sütüyle beslesen bu kadın yine memnun olmaz! Et yollarsın, süt ister! Süt yollarsın, et isterim der! Hazır mı? Aman hazır al! Ayyyy! Gene o musibet karının yüzünü göreceğiz! Aman göreceğim. Ne yapayım canım! Ablam izin ver, ben gideyim o hanıma! Ama pişman olmuyorsun! Olmam! Çok merak ettim! Aksiliğinden bu kadar şikayet ettiğinize göre elbet bir derdi vardır! Aman abla, kurtar beni! Ejderha geliyor! Nereyedir? Oraya mıydın acaba? Nereyedir o velet oğlu veledi? Kim? O küçük hırsız velet! Ha benim kirazlar mamusallat oldu da, yakalarsan geberteceğim onu! Demeyin, kiraz için mi? Kiraz için ya, o senin aklın vermez ona! Tabii, senin aklın daha çok herhalde! Ama ben senin yerinde olsam, bir iki kiraz için bu kadar öfkelenmem! Bak, nefes nefese kalmışsın! Hadi evine girip bir güzel dinlen! Ben o çocuğu görürsem nasihat ederim! Efendim! Bir daha seni rahatsız etmez! Efendim, hele rahatsız etsin, hele etsin! Bacağından vururum keratayı! Ha kulağından duvara çıvılırım da geçerim karşısına böyle kahvemi içerim, yaparım onu! Duydun mu neler söyledi? Duymam mı? Yatarda! Bahçede yakaladığı çocukları mahzene kilitleyip eziyet ediyormuş! Sahi mi? Ama neye? Meyve çalıyorlar diye! Sen de çalma! Hoppala! Kirazı da mı parayla yiyelim yani? Halimize baksana, yolsuzuz be abla! Yolsuz ne demek? Yani zil, parasız ve kimsesiz! Kimsen yok mu senin? Babam vardı, öldü! Üvey anam da bakamadı bana! Düştük yollara! Buraya yerleştim! Kıyak yer ama! Nerede yatıyorsun? Sandallarda, caminin bahçesinde, tarlada! Şimdi yaz! Ama kış gelince... Bilmem! Oo, kötü! Bir çare bulmalı bu işe! Teyzeme açarım ben bunu! Sen şey biliyor musun? Yemenici Zerra Hanım'ın evini! Aa, ne işin var?
var senin orada? Bir deli de o karıdır ha! Sen göster hele! Gel! İşte burası! Yok! Ya bu ses nereden geliyor? Sana ne? Yemek getirdim! Bana ne? Ama yemek sana getirdim! İpi çek, gir içeri! Merhaba, ismim Ayşe! Sardık mı? Handan Hanım'ın yeğeniyim ben! Seni tanımak için yemeğini bugün kendin getirdim. Ah, şebek ahçı gene en sevmediğim yemeği göndermiştir! Etli nohut var, seversin herhalde! Ne bildin sevdiğimi? Nefret ederim o yemekten! Açma perdeyi! Ah, ama biraz güneş görmen lazım! Ne bildin? Dizlerim tutmuyormuş, güneş iyi gelir! Nasihata ihtiyacım yok benim! Sen bilirsin! Ben gidiyorum, canının istediği bir şey varsa açı başı yapsın! İstemez, eksik olsun! Sahiden biraz şeymişin! Neymişim bakayım? Seni memnun etmek zor demek istedim! Küstah! Hayır, Ayşe benim ismim! Ama küstah demen hoşuna gidecekse öyle de, ne yapalım? Dur bakayım! Aç şu perdeyi! Yüzünü görmek istiyorum! Beni görmek istediğin için çok teşekkür ederim! Ben de seni memnun edecek bir şey yapmak isterim! Benim memnun olacak bir şeyim yok! Hem hasta hem de yatalım! Gene de ben seni memnun edebilirim! Nasıl edermişsin? Bak, sormaya başladım bile! Yine gelirim ben! Güzel şeylerden, gelecek iyi günlerden bahsederiz seninle, oldu mu? Şimdilik alazmaladık! Durun! Ne yapıyorsun? Durun diyorum size! Ne istiyorsunuz ondan? Parmak kadar çocuğum! İstemiyoruz onu, babası yok onun, piço! Anası kötü kadın, çekil! Yo, olmaz öyle şey! Heçeyi değil bu yaptığınız! Bakın ne kadar küçük! Nasıl korkuyor bir bakın! Anası babası bir kötülük ettiyse bu yavrunun günahı ne? Gençtim, Allah'tan başka hiç kimsem yoktu! Her şey iyi başladı ama kötü bitti! Ölmek istedim, çok düşündüm! Ama buna kıyamadım! Kaderim böyleymiş! Kim bu adam? Adı Osman! Kasabanın girişinde bir demirci dükkanı var! Demirci Osman derler ona! Ne istiyorsun bacım? Bugün küçücük bir kızla danıştım! Senin kızınmış! Yetişine! Benim kızım falan yok! Bah! İyi bah! Kızın atılan taşlardan biri çarptı! Belki onun kollarında, sırtında da birkaç tane böyle vardır! Taş yarası mühimde, geçer elbet! Ama ardı sıra kovalarken piç piç diye bağırıyorlardı! Bu söz bir zehir gibi çökerse, ömrü boyunca çeker acısını yavrucak! Ne olursa olsun umurumda değil! Karşımda durup bana masal anlatma! Çık içeri! Alehol! İstesen de durmam zaten! Pazıların pehlivan gibi! Bakınca erkeğe benziyorsun ama! Dübeş! Ne şans be, eşek şansı be! Ah, yedim onu! Ayağım, anneciğim! Bu Handan Hanım'ın yeğeni!
şahane bir fikir geldi. Bizim partiye davet edeceğim onu. İyi bir ders vereceğim kendisine. Hem de birisine. Merhaba. Aa, merhaba. Siz Ayşe değil misiniz? He. Buyurmaz mısınız bir dondurma yiyelim? Ay, çok nezaketlisiniz. Güzel, melekler kadar saf ve masum bir arkadaş tanıtacağım. Handan Hanım'ın yeğeni Ayşe. Selamünaleyküm. Bir tuhaf kaçtı galiba. Alkışlanınca kendimi belediye reisi sandım. Duydunuz mu çocuklar? Kendini belediye reisi sanmış. Öyle ya, halbuki merhaba demem lazımdı. Onu da biliyorum. Ay deli olacağım, merhaba demesini de biliyorum. Ey ama, gülecek mi var bunda? Ay Gülen, emirsin vallahi. Nereden buldun bu şapçalı Allah aşkına? Edepli konuş bacı. Şapşal diye altlı kıt olana derler. Hey, merhaba! Hatırlamadın mı yoksa? Trenden beraber indiydik, sonra bir de pazar yerinde gördüydüm seni. Neden tutuymuş bülbül gibi sustun? Bir köylü kızı diye küçük mü görüyorsun yoksa? Hayır, küçük görmüyorum Ayşe. Merhaba. Merhaba! Görüyor musunuz çocuklar? Ali hepimizden şanslı, ilk önce o tanımış. Hiç şaşmam, arı gibidir Ali. Her çiçekten bal alır. Bir de yaban gülünün tadına bakmak istemiştir. Dikkatli konuş lütfen. Boş ver, kızma! Yaban gülü dedi, fena mı? Amma pişkin kız ha! Yavuklum var mıydı köyde? Elde, hem de bir sürü. Vay anam vay! Bir sürü gazlı yavuklum. Sonra kara gözlüm vardı, boncuğum vardı. Yoksa çoban mıydın? Elbet, hem de gaz çobanı. Kas çobanı mı? Fevkalade! Alkışlayın çocuklar kas çobanını! Sağ olun, sağ olun. Peki, kaval da çalar mıydın? Kız kız mı kaval çalmaz? Peki, ne yapardın sürüyü otlatırken? Türkü söylerdim. Sonra bunları çalardım. Bu hanım eğlentimiz var deyince, ne olur ne olmaz dedim, yanıma aldım. Belki oynarım dedim. İsterim. Tabii oynarım. Hayır Ayşe, lütfen oynama. Gel seni evine götüreyim. Ay yoo, hiç meraklanma sen. Pek güzel oynarım doğrusu. Hey davulcu kardeş, kertlik türküsünü biliyor musun? Biliriz. Çal öyleyse kardeşli. Dostlarıma tavsiye edeceğim. Düğünlere, toplantılara çağırsınlar seni. Epey para kazanırsın. Deli olma kız, cengi miyim ben? Niye? Cengi olmak herhalde sığıntı besleme olmaktan çok daha iyidir. Gülay! Ne var, haksız mıyım yani?
Handan onu bu kılıkta dolaştırdığına, hizmetçi muamelesi yaptığına göre... Ne olursa olsun, alay etmeye, tahkir etmeye hakkın yok. Bir köylü kızı diye onu küçük göremezsin. Yürü Ayşe, eve götüreyim seni. Olsun Bali, bırak da alay etsinler. Gönüllerini eğlendirsinler. Benim gibi cahil bir kızı baş tacı edecek değiller ya! Eğer burasını hemen terk etmezsen, işte o zaman seni küçük görürüm. Bir daha asla selam vermem. Belki, belki geliyorum. Kusura kalmayın, gidiyorum ben. Düşünüyorum, düşünüyorum da bir türlü aklım ermiyor. Göylü olmak bu kadar kötü mü ki? Hayır. Niye alay ettiler öyleyse? Bazı insanlar böyledir. Onları şımarık, zengin aile çocukları olarak kabul et. Ama sen de zenginsin. Affedersin, galiba yanlış konuştum. Zenginlik, fakirlik meselesi değil bu. Sadece terbiye meselesi, anladın mı? Şimdi anladım Ali. Buyurun, ben sizi götüreyim. Eğlencemden kalma benim için. Rica ederim. Kimdi o arabasından indiğin adam? Ali. Ali kim? Ali işte. Diren'de beraber geldiydik ya, sonra... Sen ne yaptığını bilmeyen çok kötü bir kızsın. Tek başına yine tanıdığın bir delikanlının arabasına nasıl binersin? Köyde hep... Burası köy değil, şehir. Doğru, bilemedim işte. Ama bu bir şey değil. Ben daha büyük bir kabahat ettim. Köy gibi sandım burasını. Bu kılıkla bir eğlentiye gittim. Eğlendiler benden. Ungolun kurbanın olayım, elisinden götüsünden birkaç fistan alıver bana. Kendim için değil. Bana kalsa 40 yıl giysem gık demem bunları. Cul olsa, cüvan olsa giyerim. Ama sana laf etmelerine dayanamam dense, Handan Hanım'ın yeğen hizmetçi kılıklı, besleme kılıklı dümelerine dayanamam. Bağışla beni dense. Ya hemen göğüme göre yolla, ya da adam gibi bir hale koy beni. Kurbanın olayım dense. Odana çık, çabuk odana çık! Maliye, seyir zıkkım olsun! Oo, deme be birader, bileğimin hakkı! Dağra! Sorduk mu sana? Bu oyunun kitabı var, oku öğrenirsin! Şimdi kitabından daha... Affedersiniz efendim, affedersiniz! Hadi Ayşe, hadi! Hadi! Öyle şık oldum ki! Sus, farkındayım. Akşamki kızlar görsünler şimdi beni. Günaydın. İnanılmayacak kadar değişmişsin. Beğendin mi? Ben seni eski halinde de beğenmiştim. Teşekkür ederim. Ama arkadaşlarını benimle alay etmek zevkinden mahrum ettiğim için çok üzgünüm. Nereye böyle? Hasta bir hanım var, ona yemek götürüyorum her gün. Ben götüreyim seni istersen. Nasıl götüreceksin? Buraya bineceksin. Sen hiç ata binmedin mi? Oo, çok! Thank you.
teşekkür ederim. İşin uzun sürer mi? Burada bekleyip eve götüreyim istersen. Zahmet etme. Bakarsın çok kalırım onun yanında. Ama eviniz uzak. Olsun. Yollar o kadar güzel ki. Peki. İyi günler. Sana da. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın. Bu saate kadar uyudunuz mu yoksa? Ne gezer, gözümü kırpmadım. Ağzınıza layık öyle güzel yemekler getirdim ki. Canım hiçbir şey istemiyor. Mesela ne olsa yerdiniz? Bilmem, belki azıcık kuru köfte. İşte kuru köfte. Ama yiyemem ki. Biraz tavuk olsaydı, hadi neyse. Tavuk da getirdim bakın. Ha? Aa! Öyle kuru kuru yenmez ki o! Yanına patates köftesi koydum. Aa! Ölürsün sen ayol! Ya şu üzüm hoşafına ne dersiniz? Bağırsakları çalıştırılmış. İyi iyi ama sorma başıma gelenleri! Komşunun bağında düğün varmış, sabaha kadar horat ettiler, uyutmadılar beni! Buna memnun olmalısınız, sevinmelisiniz. Ha, uykusuz kaldığıma mı? Kulaklarınızın bu kadar iyi ses aldığını. Ya maazallah sağır olsaydınız, hiçbir şey duymayacaktınız. Ay, çok tuhafkısın sen! Neredeyse kötürüm olmama bir kulp takıp, bundan ötürü bayram ettireceksin bana! Evet! Dua edin ki yatağınıza gidecek kadar gücünüz var. Hem bugün dünden daha güçlüsünüz. Nereden bildin? Koltuk değnekleriniz burada. Demek ki yatağa kadar değneksiz gitmişsiniz. Neye yarar? Bu sefer de çarpıntım var işte! Aa, ona aldırmayın! Size melisa yaprağı kaynatırım, bir şeyiniz kalmaz! Sahi mi? Tabii! Hadi şimdi biraz bir şeyler yiyin! Ama yatakta olmaz, gelin şu masaya kadar gidelim! Öyle olsun! Kız, pek sevmeye başladım seni! Anneciğim, anneciğim geliyor! Kim? Kim olacak deli amca, çekecek seni! Kaçma velet, kaçma! Hay yedim seni bu sefer! Anacığım, uf bacağım! Ama bacağım, bacağım! Uf, dokunma, dokunma! Kırdık galiba bacağı! Uf, 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 uf. Yardım edebilir miyim acaba? Tabii edebilirsin! Al şu anahtarı! Hay Allah, ne yapsam? Ay, dinle, al bunu! Aç bizim kapıyı, ha gel içeri, masanın üstünde bir telefon var. Yanında da ufak bir rehber. Orada doktor Feridi bu. Söyle hemen buraya gelsin, sen de getirsin. Şey, yani sizin evinize mi geleyim? Elbette ya! Ay! Ama bodrumdaki çocuklar, hı? Ömer bana demişti ki... Ömer'in boynu altında kalsın! Hadi durma kız, çabuk git, geber veririz buraya! Seni velet seni, seni velet seni! Sevin bakalım piçkosu, sevin! Ama dur, sevinme fazla, sevinme! Ayağa kalkar kalkmaz, ben de senin bacağını kıracağım! Uy! Gülme lan velet! Gebereyiz buraya! Birkaç gün yatarsınız, sonrası kolay. Ha, yatarım, yatarım da... Önce şu piç kurusunu atın evimden! Atın! Sakin olun biraz, onun size ne zararı var? İzin verin kalsın burada, oraya buraya koşturursunuz! Hayır! Çık! Bana bak doktor, eğer bu piç kurusunu evimden atmazsan... ...Ha şu sargıları sokerim bacağımdan! Peki, peki! Çık! Hadi, istediğiniz oldu! Ama sargılara dokunursanız, dokunmam. Sakat kalırsınız! Sokum, dokunmam! Ha, size bir hemşire bulalım! Kapıdan içeri sokma! O halde gelip ben bakarım her gün. La havle bela, nedir bu başıma gelen Allah'ım? Ayşe! Teyze, şuna bak Allah aşkına, şunun sevimliliğine bak! Nerede buldun? Sokakta, herkese sordum, hiç kimse sahip çıkmadı. Senin onu memnuniyetle kabul edeceğini bildiğim için buraya getirdim. Yapamazsın bunu! Görmüyor musun kir içinde? Pire doldur her tarafı! Biliyorum teyzeciğim, ama köyden geldiğim zaman ben de böyleydim. Bunu iyice yıkasak tertemiz olur teyze. Ah!
fakat Ayşe! Hey, bakın, bakın çocuklar, ne getirdim! Ah! Aman yarabbi, teyzen görmesin, öldürürse! Çabuk, çabuk aldığın yere götür onu, çabuk! Hadi. Hayır, burada kalacak! Çünkü teyzem razı oldu! Oldu mu? İmkansız bu! Bilemezsiniz, nasıl mutluyum, nasıl! Çünkü dünyanın en mükemmel, en iyi kalpli teyzesi benim teyzem! Söyle, söyle değil mi Peyker? Dünyanın en merhametli, en iyi kalpli kadını değil mi teyzem? Şimdilik şuraya kurul bakalım! Oyuncak! Ah canım! Yavrum benim, o kadar yolu aşıp da sen ablacığıma mı geldin? Ay ıslanmışsın da! Oh. Gel! Ayşe, şimdi de bir köpek mi? Köpek değil o teyzeciğim, boncuk! Benim boncuğum! Onu köyden beri... Dünyadaki bütün hayvanları başıma toplamana müsaade edemem! Bu son teyzeciğim! Benim boncuktan başka hayvan arkadaşım yok ki! Sonra bakın ne kadar şirindir, evi hiç kirletmez! Bir işi oldu mu bahçeye çıkar! Götür, dolaşmasın ayak altında! Yaşayın teyzeciğim! Nedir o? Beni mi vuracaksınız yoksa? Hayır ama bahçedeki ağaçlara musallat olan ha burada muhlayat soyun! Allah korusun! Bakın ne getirdim size! Nedir o? Kiraz mı? Akı sende de mi oldun? Benim bahçemde tonlarla kiraz var be! Ama bir tekini bile koparıp yiyemezmişsiniz! Bak bak, nedenmiş öyle? Çok hassesmişsiniz de ondan! Meyvelerinize dadanan çocukların kulaklarını kesiyormuşsunuz! Yok deve! O Ömer olacak velet, bir tane daha koparırsa ha kıracağım onun bacağını! İnanmam! Hadi hadi, sızlanmayın! Ay. Bir şeyiniz yok! Ama sızlay bu hınzır! Şikayetim var doktor bey, amca hiç rahat durmuyor! Biz de ceza veririz amcaya! Ha ne cezası? Ayşe'yi bir daha göndermeyiz buraya! Ooo! Böyle ceza olur mu ki, yapmayın bunu! Hem senin ilaçlarından daha iyi tesir ediyor bu kız bana! Teşekkürler ama bana izin! Zehra teyzeye yemek götürmem lazım! Ha ne zaman geleceksin? Her zaman! Bayla ayrımışın kıza! Yalnız sen, herkes! Her derde deva bir çocuk! Öyle bir kızım olsaydı daha ne isterdin? İsteseydin olurdu daha, senin adetin! Neye çabuk vermeyesin? Bugün daha iyi gördüm seni! Ömer! Ne yapıyorsun burada? Doya doya kiraz yiyorum! Hazır amca yatağında mıhlanmışken hevesimi alıyorum ben de! Ayıp ama! Yok canım, ormanda aslan ölünce maymunlar bayram edermiş! Ne yaparsın garibanlık? Bak Ömer, bir şey düşündüm! Daha doğrusu sana bir yer buldum! Deme! Seni teyzemin evine alacağım! Teyzen de eyvallah diyecek! Teyzem kedileri, köpekleri bile alıyor! Seni sokakta bırakır mı? Bırakmaz inşallah! Teyzeciğim! Bakın size kimi getirdim! Ben de onu soracaktım Ayşe! Bu seferki ne bir küçük kedi ne de bir köpek! Bizim gibi bir insan, adı Ömer! Adını sormadım, burada ne işi var? Ömer'in kimsesi yok teyzeciğim! Babası ölünce sokakta yalnız kalmış o, tıpkı benim gibi! Kış da geliyor, hasta olur! İzin verirseniz bundan sonra bizimle kalacak Ömer! Hayır! Hayır mı? Hem de bin kere hayır! İyi ve merhametli olacağım diye sokaktaki pis dilenci çocuklara evime dolduramam! Teyzeciğim! Ama, ama beni dinleyin lütfen! Ömer! 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 Ömer dön ne olur! Ömer, çok çok üzüldüm! Üzülme, senin suçun yok! Ama ben dilenci değilim! Gücenme, teyzemi tanımazsın sen! Tanımak da istemem artık! Sıcak...
sıcak bir döşek için kendime dilenci dedirtme! Kışı sokakta geçiririm, gene dedirtme! Hayır Ömer! Kışı sokakta geçirmeyeceksin! Ben senin ablansam buna müsaade edemem! Bir çare bulacağım! Göreceksin, bir çare bulacağım! Başım pistir, öpme! Hiçbir şeyim yok. Bugün 13 Haziran, babalar günü. Babam yok benim. Onun yerine size çiçek topladım. Bakın. Babalar günü ya. Bana da baba diyen bir oğlum vardı bir vakitler. Sahi mi? Evet, küçük güzel bir oğlum vardı. Doğanım vardı. Bugün Doğanımın ölüm yıl dönümü. Onun için Kur'an okudum. Hiç bilmiyordum. Hiç kimse bilmez. Bu hiç gülmeyen, hiç ağlamayan aksi lanet ihtiyarın burasında ne var kimse bilmez. Niçin bahçesine kimseyi sokmaz? Çocukları görünce niçin dertleri depreşir? Hele küçük çocuklar ağaçlara tırmanınca niçin cin çıfıt olur? Kimse bilmez bunları, kimse bilmez. Anlatır mısınız bana? Bundan 20 sene evveldi. Annesi, ben ve 6 yaşındaki Doğan'ım bağlı bahçeli bir bağ evinde oturaydık. Bahçemizde sayısız meyve ağaçları vardı. Oğlum ağaçlara tırmanır, daldan dala atlardı. Bu hem hoşuma gider, hem de düşecek diye yüreğim oynardı. Bir gün düştü ve öldü. Hemen mi? Hemen gibi. Kurtaramadılar beni. Anası da 2 sene dayanamadı arkasından. Oraları sattım sardım, buraya geldim. Buraya da meyve ağaçları var. Çocuklar ağaçlara tırmanay. Ödüm kopay, düşecekler diye, ölecekler. Babaları benim gibi kan ağlayacak diye. Ha boşuna sopamla kovalamayırım onları. Gören de ne hassis moruk. İki tek kirazı esirgiyor çocuklardan diyor. Ya desinler. Enayiler, kimse bilmez ki bunu. Adımı cimriye, deliye çıkardılar. Pek de akıllı sayılmam ama kimse sormaz ki ben keçileri neye kaçırdım. Bunu bana soran yok. Sizi çok seviyorum. Şimdi daha çok seviyorum. Seni yalancı seni. İnanın vallahi. İnanma. Allah canımı alsın ki. Pekala, gel benim kızım ol desem. He? Madem o kadar seviyorsun, bak kimsem yok. Benim kızım ol, her şeyimi sana bırakayım ha. Bu çok mükemmel bir fikir. Razı olayım mısın yoksa? Hayır. Ben isterim ama buna teyzem müsaade etmez. Fakat daha güzel bir fikir geldi aklıma. Neymiş ki o? Size bir çocuk lazım. Benim yerim yurdum var. Alacağınız çocuk yardıma muhtaç biri olmalı. Doğru. Ben buldum. Hem erkek, hem güzel, hem akıllı. Üstelik kimsesi de yok. Ha kimmiş o? Ömer! Ne? Hayır! Yalnızlıktan geberirim de gene de evime sokmam o piç kurusu, o arsız veledi. Ama... Hayır! İşte bu kadar! Abi kahve yapar mısın bana? Tabii, hem de yandan çarklı. Çabuk yiyin keratalar! Deli amca pencereden görürse karga avlar gibi bizi avlar ha! Kolay gelsin! Ay, ödümü patlattın, amca zannettim! Bunlar kim? Benim yetimler! Sen dünyada aç kalmış çocuk gibi beni mi zannediyorsun? Bak neler var abla! Kimseleri yok mu bunların? Yok!
Aç mı nedir bunlar? Ha şunu bileydin! Koca kasaba üç tane çocuğun karnını doyuramıyor mu? Üç tane değil ki bunlar dolu! Nerede? Şurada, burada! Çok kötü! Bir şeyler yapmalıyım! Mesela? Buldum galiba! Getir bunları peşimden! Nereye? Görürsün, hadi! Davranın çocuklar! Misafirleri var, meşgul demedin mi? Dedim ama, bakın! Aa, ne oluyor orada? Özür dilerim efendim! Belki eğlencenizi bozduk ama lütfen beni bir dakika dinlerseniz... ...siz de memnun olursunuz sanırım. Evet, neymiş efendim? Şu zavallı küçükleri görüyorsunuz. Bunların çoğu anasız babasız. Hiçbirinin rahat bir evi, sıcak bir yemeği yok. Üstelik okula da gidemiyorlar. Evet. Düşündüm taşındım, onları kurtarmak için sizlere başvurmaya karar verdim. Bunun bizimle alakası ne? Sizler kasabanın varlıklı insanlarısınız. Nasıl anlatsam... ...Yediklerinizden, hatta şu oyun masasının artıklarından bir şeyler ayırsanız... ...Yahut 500.000 lira verseniz, bunlara bir şeyler yapılır. Bir çocuk yuvası, bakım evi gibi bir şeyler demek istiyorum. Bir evleri olur, kışın soğuktan titremezler. Sıcak bir yuvaları, karınlarını doyuracak ılık bir çorbaları olur. Okula giderler, herkes gibi okurlar. Ha, ne dersiniz? İşte bunun için rahatsız ettim sizi. Sadece 1.000 lira vermiş olsanız! Hı? Ne dedi, ne dedi? 1.000 lira dedi galiba! Demek sadece 1.000 lira! Evet, emin olun yeter! Kızım, sizin hiç işiniz yok mu bu pırtık çocukları başımıza topladınız? Rica ederim, çıkarın şunları bahçeden! Çoğu bittidir bunların! Belki öyledir hanımefendi. Ama kabahat onların değil... ...Onlara yardım elini uzatmayanların. Küçük hanım, siz vazifeniz olmayan şeylere karışıyorsunuz. Bir dakika efendim! Bu kız kim biliyor musunuz? Handan hanımın yeğeni. Köyde kas çobanlığı yaparmış. Burada da çocuk sürüsü gidiyor galiba. Bununla da iftihar ediyorum. Aman kızım, 1.000 lira bağışlamak o kadar kolaysa... ...Önce kendi teyzenize başvurun, o hepimizden zengindir. Değil mi ya? Al benden de o kadar! Teyzem ne kadar zengin bilmem ama... ...Ben sizin gönlünüzün de azıcık zengin olabileceğini umdum. Yanılmışım, Allah'a ısmarladık! Hadi çocuklar! Hadi devam edelim, durun 1.000 lira! Nereye? Teyzem de kırdı beni. Nasıl da ümitlenmişti yavrucaklar. Herkesin senin gibi düşünmesi imkansız. Niçin? Çocuklara acımak, onlara yardım etmek bu kadar zor mu? İnsanların dikkatini bir yöne çekmek zor. İnsanların dikkatini bir yöne çekmek, işte bunu güzel söyledin. Fakat bunu yapabilmemiz lazım. Nasıl? Bulacağım bunun çaresini. Ben de çocukken yoksulluk çektim. Aradığı şeyi bulamayan küçük bir çocuğun yüreceğinde nasıl yaralar açılır bilirim. Hatta bir bebek için haftalarca ağladığımı bilirim. Bebek mi? Evet. Hem de küçük bir bebekti. Ama uzun zaman rüyalarımdan gitmedi. Hala da içimden gitmemiştir bu bebek arzusu. Ağzını topla! Toplamasan ne olacak? Sen hep zaten böylesin! Ne olmuş yani? Şapkamı atıyorsun oraya! Durun! Ayşe! Sen çekil! Çekilmem! Bir şaka var ortada.
Bir eski şapka ıslandı diye insanlar birbirleriyle kavga eder mi? Ne yapar? Sever. Hele böyle güzel bir günde. Hadi verin el ele. Ne olursa olsun insanlar kavga etmemeli. Birbirlerini sevmeli. Çünkü hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin ister. Sevince kalbimizde ümitler çiçeklenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Çok sevmeli her kişi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Thank you.
çıkarsa çorbanda, şeker atsa mamanda, pişmemişse bir sola, yazan olmuşsa bomba. Sarı kız mağdalarına, yeşilerim açıma, çünkü ölmem bildiğini, yeter bir sevmediğimi. Sarı kız mağdalarına, yeşilerim açıma, çünkü ölmem bildiğini, yeter bir sevmediğimi. Sevince sevince kalbimize ümitler çiçeklenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gidenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gidenir. Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Dünyada en güzel şey, kalpte insan sevgisi. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşun kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşun kelebeği, bir taşı sevin yeter. Bir dakika, hepinize çok teşekkür ederim. Neşeli olalım. Her zaman sevelim birbirimizi. Ve en çok şu küçükleri sevelim. Onların ne halde oldukları malum. Çünkü onlar hepimizden daha çok sevgiye, şefkate muhtaç. Doğru mu? O halde bir teklifim var. Gelin bu küçükler için bir eğlence gecesi tertipleyelim. Herkes varını yoğunu koysun ortaya. Hem eğlenelim, hem de toplanacak parayla bu yavrucaklara yardım edelim. Evet. Sağ olun. Bir saniye. Tamam. Ay ne güzel, ben gelin oldum, sen de güvey. Buyurun. Parayı kutuya atacaksınız. Batan geminin malları bunlar, parası çocuklar için kutuya. Buyurun hanımlar beyler, Bolu'lu vatandaş alçının taliz tereyağlı pilavından buyurun. Buyurun abicim. Yo, parayı kutuya atacak. Buyurun abicim, halis tereyağlı. Hey maşallah, derya kuzusu bunlar abicim, bak şunu vereyim, parmaklarının yarısını almışsınız. Biraz soğan, biraz da tuz, kağıdı da saralım, tamam. Yok yok, para kutuya, bu gece de para yok. Oğlum, anladık, yenge al, bir dakika yani, veriyor. Sırayla bu parayla değil, bak parmaklarınızı yiyecek. Tamam oraya, acıktım be. Anladık, yenge al ya. Bugün buraya hayırlı bir iş için toplandık. Kasabamızın yoksul çocuklarına el uzattınız ve onların barındırılması için de sizler yardıma koştunuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Daha önce böyle bir teşebbüse geçmediğiniz için ayıplayın kendimizi. Ve buna sebep olan bizi bir sevgi ve şefkat çemberi içerisinde bir araya getiren o güzel ve tatlı kızımıza candan teşekkür edelim. Yani Ayşe'ye. Bu gecenin yaratıcısı ve sahibi odur. Eser Ayşe'nindir. Evet, lütfen sevgili kızımız Ayşe'yi mikrofona bekleyiniz. Güzel eserinin onun da ona alkışlarımızla teşekkür edelim. Ayşe nerede? Bilmem, teyzesinden izin alamadı besbelli. Ne olursunuz, herkes beni bekliyor şu anda. Buna hiçbir sebep göremiyorum. Sizden ilk ve son defa olarak çok önemli bir ricada bulunuyorum. Bu gece o eğlenceye gitmezsem küçüklerin hepsi üzülecek. Lütfen odana git ve yat. Ama teyze... Ne dedim? Thank you.
kaçırma, 100 lira. Peki, alıyorum. He? Para oraya. Dediğim gibi, teyzesi izin vermemiş. Ne göstereceğim sana? Hadi balon, balon! Balon, balon var! Balonlar! Kim getirmiş bu karpuzları? Herkes! Bu gece herkes onlar için çalışıyor. Hey çocuklar, bakın Ayşe ablanız geldi! Yemekten hasta olacak benim kuzucuklar. Dokun, dokun ha! Hepsini yesin yavrucaklar! Ha böyle ha! Ha, dokun, dokun! Amca, bunlar ne? Benim mahkumum malları da, hadi durma, ikram et! Çağır çocukları, gelsinler buraya! Hadi gelin buraya be, gel buraya, gel buraya, gel, gel, gel buraya be! Durmayın, yiyin şunları ha! Dalın, ha! Ha, yumulun şöyle ha! Ha, yumulun şöyle ha! Ha, yiyin! Nasıl, nasıl, nasıl? Çok teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz be! Bacak kadar boyundan bize insanlığı öğrettin, adam ettin bizi! Hatta şu delikanlıyı bile! Parasını yavruların kutusuna attım! Gördün mü hani, bak! Siz de buradasınız demek! Tabii! Benim canım yok mu? Artık yürüyorsunuz değil mi? Sayende yavrum! Gel öpeyim seni! Abla! Deli amca seni çağırıyor! Ha gel bakayım! Ayşe'ye ne kadar teşekkür etsek azdır! Kendisine ufak bir hediye sunmak istiyoruz! Bütün hayatı boyunca sahip olmak istediği ufak bir hediye! Evet, lütfen! Anlatamam sizlere. Çok sevinçli. Çok. Çok. Ayşe. Ağlayabilirsin. Benden saklamana lüzum yok. Erkekler ağlamaz diye budalaca bir söz olmasa ben de ağlardım Ayşe. Sen de mi? Öyle bir dünya verdin ki bana, mutlu olmamam imkansız. Asla! Ayağı çarıklı bir kas çobanına ölürüm de bu şerefi nasip etmem. Anne! Bir melek rolü oynayarak bütün kasabanın gözünü boyayabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Teyzen gibi sen de kötü ruhlu, uğursuz bir kızsın. Defol karşımdan! Bir daha da oğlumun karşısına çıkma, defol! Ayşe! Dur Ali! Gidersen bir daha yüzümü göremezsin. Verdiğim sütü helal etmem. Thank you.
Sizlerden saklamaya lüzum yok. Hayatı boyunca kötürüm kalacak. Kendisi henüz bilmiyor bunu. Ona söylemek çok güç olacak. Allah'ım, korkunç bir şey bu! O kadar canlı, o kadar hareketliydi ki yavrucak! İşimiz nasıldır acaba efendim? İyi değil, doktorun ümidi yok. Ben benimki nazar değmiştir yavrucağım. Hayır, tek kabahatli benim. Estağfirullah! Onun ince hislerini anlamasını bilmedim. Ona layık olduğu sevgiyi göstermedim. Bu kaza benim yüzümden oldu. O eğlenceye gitmek tek arzusuydu. Ona engel olup ağaçtan düşmesine sebep oldum. Demeyin hanımım, demeyin! Kazadır bu! Ayşe abla! Ayşe abla! Abla rahatsız, yavaş ol bre yavrum bre! Biliyorum, merak edip geldim! Herkes merak ediyor onu! Haklısın ama hanımdan izin al ha! İzin verirseniz çıkıp hatırını sorayım! Şimdi olmaz yavrum! Hem doktor izin vermiyor odasına girilmesine! Hanımefendi, doktor Ahmet bey telefonda, uyandılarsa geleyim diyor! Ah, tabii tabii, buyursun! Bilmem, anlatabildim mi yavrum? Korkacak fazla bir şey yok. İyi olmak senin kendi elinde. Şimdilik hiç hareket etmemeye gayret edeceksin. Sonrasını düşüneceğiz. Bir fark var mı? Yok. Belden aşağısı hiçbir refleks vermiyor. Oldukça ciddi bir vakka. Benim ihtisasım dahilinde değil ama yanılmıyorsam iki bacakta felç halinde. Yani sonuna kadar kötürüm mü kalacak çocuk? Bence öyle kalır. Ayağı bile kalkamaz mı? Zannetmiyorum. Allah zavallı yavrucağım. İsterseniz bir kere de doktor Ferit görsün. Sebep? Bir hekimin daha görmesinde daima fayda vardır. Sonra Ferit'in ihtisası dahilindedir bu iş. Hayır, doktor Ferit bu eve giremez. Böyle bir anda gururunuza mağlup olmayın. Gurur meselesi değil. Kendisi de gelmez zaten. Gerekirse ben çocuğa şehirden doktor getirtirim. Faydalı olacağını bilsem durmayın derdim ama... Bir hastaneye kaldırmak mümkün değil mi acaba? Orada bakardım ben kendisine. Çok daha rahat olurdu. Şimdi yerinden oynaması doğru olur mu olmaz mı bunu sen tayin edeceksin. Ben ihtiyaten hiç kıpırdamamasını söyledim. İyi etmişsin. Ah, şu çocuğu görmek mümkün olsaydı, ben onu iyi ederdim. Gel, kır şu şeytanın bacağını. Yani, oraya mı gideyim? Ne olur gidersen. Olmaz dostum, olmaz. Kendisi için geldim zannedebilir o. Kendisi için gitsen ne olur sanki? Bir zamanlar nişanlındı, seviyordun. Şimdi de sevmiyorum diyemiyorsun. Rica ederim. Gidecek misin? Hayır. Hem bir doktor kendiliğinden gitmez ki. Bana ihtiyaçları varsa çağırsınlar. O da senin gibi inatçı ve mağrur, çağıramaz. O halde ben de gidemem. Bir şey mi istedin çocuğum? Evet ama kendim için değil, Ayşe ablam için. Anlamadım.
Ayşe ablam iyi olabilirmiş. Ama doktor Ferit Bey'in onu görmesi, ona bakması lazımmış. Kim söyledi? Kendisi, doktor Ferit Bey. Ah diyor, kızı görsem iyi ederim onu diyor. Ya? Onu iyi edecek, iyi edecek Ayşe ablayı ama buraya gelemiyormuş. Niçin gelemiyormuş? Siz çağırırsanız gelecek. Ayşe abla kurtulacak, iyi olacak. Evet, Ayşe abla kurtulup gerçekten iyi olacak. Hepimizin yüzü gülecek yine. Bunu yapmazsanız hepimiz her zaman ağlayacağız. Ne olursunuz acıyın bize, ağlatmayın bizi. Demek doktor bu kadar güveniyor kendisine. Evet, mutlaka iyi ederim diyor. Pekala öyleyse. Ayşe'nin sağlığı için çağıracağım onu. Hemen koşup çağırayım. Hayır. Kızımın hatırı için ben gideceğim ayağına. Yeter ki gelsin Ayşe'yi kurtar. Geçmiş olsun. Düştüğün yeri gördüm az önce. Ucuz atlatmışsın kazayı. Şimdi bir de ben göreyim seni, olmaz mı? Hayır! Dokunmayın bana! Hayır mı? Seni iyi etmemi istemiyor musun? İstemiyorum. Artık iyi olmayacağımı biliyorum. Ömrümün sonuna kadar sakat ve yatalak kalacağımı da biliyorum. Boşuna uğraşmayın beni kandırmaya. Teselliye ihtiyacım yok. Ayşe'yi derhal İstanbul'a götürmemiz lazım. Ameliyat olacak. Yeter ki iyileşsin. Hiçbir yere gitmem. Aksilik etme. Neden o güzel memnunluk oyununa başvurmuyorsun? İstemiyorum. Artık o oyundan nefret ediyorum. Beni yalnız bırakın. Hastaneye gitmen lazım Ayşe. Sen hepimizin hayatının bir parçasısın. Bizi üzme, ne olur. Bir kompartıman rica ediyorum. Hastanın rahatça uzanması lazım. Ha? Hı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ameliyat tehlikeli mi? Oldukça güç bir ameliyat. Senin de gelmen lazım, hemen hazırlan. Bir dakika lütfen. Seni üzen bir şey var. Nedir, söyler misin bana? Kızın hayata küskünlüğü düşündürüyor beni. Çok bedbin ve kötümser. Bacaklarının durumunu öğrenmesi şok tesiri yaptı onda. Bütün kabahat bende. Hiçbir zaman sevgi göstermedim ona. Bundan sonra o sevgiyi beraber göstereceğiz. Artık hiç ayrılmayacağız Handan. Ah! Dışarıdan bahçeye doğru büyük bir kalabalık! Evet, buraya geliyorlar! Yürüyün hastalar, beni takip edin! Sallamayın da, sallamayın, gelin böyle! Bir şey mi istediniz? Ayşe'yi göreceğiz. Ayşe'ye geldik. Ayşe'yi görmek istiyoruz. Ne olur gösterin bize onu. Bir şey anlayamıyorum. Rahatsız ettikse özür dileriz. Biz hepimiz Ayşe'nin dostlarıyız. Onu görmeye, teselli etmeye, ona hayat vermeye geldik. Ha burada gördüklerinizin hepsi yaşama düşlerini, şu andaki mutluluklarını o küçük kıza borçludurlar. Duyduk ki bir ümitsizliğe kapılmış. Tedaviye gitmek istememiş. Üzün verin onu görelim. Bizler onunla iyi anlaşırız.
Çünkü insanları iyiye, güzele razı etmenin yolunu bize o öğretmişti. Müsaade edin küçük dostumuzla, biz meşgul olalım. Doktor, izin verirsiniz değil mi? Tatlı haberlerim var sana. Misafirlerim var aşağıda. Hiç kimseyi görmek istemiyorum ben. Ama onlar seni görmek istiyorlar. Kimmiş onlar? Herkes. Seni sevenlerin hepsi. Yani bütün kasaba. Hayır, boşuna zahmet etmeyin. Beni rahat bırakın. Seni rahat bırakmayacağız küçük hanım. Neden? Çünkü nasıl sen herkesin iyiliği için çalıştınsa, bugün de herkes senin iyiliğin için çalışıyor. Ben artık iyi olamam. Olursun. Hadi bakalım. Benimle. Dostlarım, Ayşe'nizi hastaneye gitmeye ben razı edemedim. Buyurun, bir kere de sizler konuşun onunla. Bak, bu kadar kişi işini gücünü bıraktı, geldi senin ayağına. Bizi kırmayacaksın değil mi? Sen gelmeden önce hepimiz hayata küsmüş, birbirini yiyen miskin kakavanlardık. O meşhur mutluluk oyununla sen bizi hayata, mutluluğa kavuşturdun. Asık suratlarımız gülmek öğrendi. Hastalar iyi oldu, dargınlar barıştı, yetimlerin yüzü güldü senin sağlığına. Şimdi nasıl olur da, yani hastaneye gidip iyi olmak varken bunu kabul etmesin, biz ne yaparız Ayşe? Eğer sen iyi olmazsan biz de iyi olmayız. Sonra sen... Siz de bir şey söylesenize be şapşallar! Bak Ayşe, biz artık hiç kavga etmiyoruz. Ya, etmiyoruz ya! Ben de senin sayende iyi oldum. Bak, koltuk değneklerim bile yok artık. Sen iyi olmazsan, benim öksürüğüme kim çare bulacak? Benim romatizmalarımı kim yedecek Ayşe? Ya ben? Ben ne yaparım? Ya ben Ayşe? Sen hepimizin her şeyisin. Eski neşeni, eski gücünü bulmazsan hepimiz ölürüz vallahi. Senin sayende bir araya geldik. Ben seni dinledim. Şimdi de sen beni kırma. Git, iyi ol inşallah. Biz de senden özür dilemeye geldik Ayşe. Seni anlayamamıştık. Bizi bağışla. Beni de bağışla kızım. Seni tanıyamamışım. Beni affet. Bu kadar insanı kırma. Hepimiz, hepimiz senin iyiliğini istiyoruz. Bilhassa oğlum. Gideceksin değil mi? Tabii gidecek. Bak Ayşe, yetimler bile senin için geldi. Bunları da kıramazsın ya! Bak Ayşe, nasıl da bakıyorlar gözlerinin içine senin! Ha şöyle! Gül biraz be! Ha, sana bir müjdem var! Sen söyle yavrum! Amca bey beni evlat etti kendine! Oğlunun yerine koydu beni! Malım mülküm, nem varsa onun olacak artık! Okula da göndereceğim onu! Benim. Ne alaysınız be?
Hani hayat sevince güzeldi? Hadi hep beraber! Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir koşu kelebeği, bir başı sevin yeter. Sevince kalbimizde ümitler çiçekleri. Kötülükler kaybolur, karanlığa gidenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gidenir. Çok sevmeli herkesi, bir gönlün neşesi. Dünyada en güzel şey, kalpteyi tatlıdır. Dünyada en güzel şey, kalpteyi tatlıdır. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu gelmesin, bir tatlı güzel. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu sevmesin, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu sevmesin, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu sevmesin, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu sevmesin, bir taşı sevin yeter.